Anne? Hala haber yok. Ne oldu acaba mahkeme? Her şey olacağına varır. Sen gönlünü ferah tut. Sabahtan beri dua ediyorum. Ay Hafız Melahat'te okuyor günlerdir. Rabbim açtığımız elleri geri çevirmesin inşallah. Amin. Ne oldu? Boşanmışlar mı? Daha bir haber yok Nilay. Bismillahirrahmanirrahim. Kızım bu ne? Cadı gibi. Anne, bugün kuaförde kın öncesi herkes yaptırıyordu. Ben de yaptırayım dedim, heves ettim. Çok güzel olmamış mı? Nilay heves ede ede buna mı heves ettin? Ablam, türbe yeşili ayrıca. Fosforlu. Kızım çok uzun bu tırnaklar. Pislik olur. Vallahi Abdullah baban görmesin. Abdest de tutmaz bununla. O zaman ben asetonu da çıkarırım o görmeden. O tırnaklar protez. Kalıcı tırnak yani. Çıkmaz öyle asetonla falan. Ne? Nasıl çıkmıyor? Çıkmıyor annem. Biliyorum. Bir aleti var bunun. Törpü gibi. Öyle kazıya kazıya çıkarıyorlar. Ay Allah'ım ne yapacağım ben ya? O yüzden demek bu kadar uzun sürdü. Namaz da kılamazsın. Hak getire. Abdestin de tutmaz. O tırnaklar su geçirmiyor. Abla sen de iyice tırnakçı başı kesildin. İyi bir şey söyle bari. Yalan mı söyleyeyim Allah Allah? Biliyorum ki konuşuyorum. Eyvah ya ben bu gece ölürsem cenaze namazım da kılınmaz. Yıkayamazlar da beni. Artık gassal tek tek kerpetenle söker onları. Ne? Kızım sen öldükten sonra yapacaklar. Hissetmezsin korkma. İçime sular serptin anne. Teşekkür ederim. Of. Yarına kadar bir şekilde idare etmem lazım. Ama sizden bir isteğim olacak. Bu gece ölürsem Allah'ım ne olur ölmeyeyim. Bu gece ölürsem... Ya Galsal'a söyleyin kerpetenle değil makineyle kazısın olur mu? Oldu. Bütün gasilhane senin tek tek tırnaklarının kazınmasını bekleyecekti. Tövbe yarabbim. Sökerler sökerler onu. Merak etme sen. Nur Sema korkutma kızı. Ay anne ben daha fazla dayanamayacağım. Hazırlanacağım çıkacağım. Bir evin durumuna bakacağım. Hadi sana kolay gelsin. Tamam ağlama artık sen de. Aa çözümü var. Bu arada anne bir şey daha var. Ne söyle. Kızım söyle. Benim küçük abdestim geldi ne yapacağım? Gidip yapacaksın Nilay'cığım. Abdestim bozulur bu tırnaklarla nasıl yapayım? Saçmalama kızım sen hamilesin. Hadi git koş yap. Of. Bildiğim kadar tutacağım vallahi günah giremem. Yani Nilay sen de sonradan dine döndün kızım. Hepimizi geçtin. Arap atı misali. Ya sen hamilesin. Git yap şu tuvaletini. Hem sıkışık halde kılınan namazdan ne hayır gelir. Yarına kadar tutamaz mıyım acaba anne? Yok artık. Sen hiç çocuğunu düşünmüyorsun herhalde. Yarın sabah gider erkenden söktürürsün o mızraklarını. Sonra gelir namazın kazasını kılarsın. Hepsini mahkemeye vereceğim. Ne diye beni günah sokuyorlar ya? Niye sormuyorsun acaba önce? Pesi türeğinde onun ne işi var? Gerçi açıklar da vardı ama... her şey ticarete dönmüş. Uf Allah'ım. Uf anne çok fenayım. Ay bak kızacağım şimdi. Hadi yürü. Allah'ım affet beni günaha giriyorum. Anne babama söyleme ne olur. Sanki akşam görmeyecek o pençelerini. Hadi kızım yürü yürü yürü. Hay Allah'ım. Mustafa kalktı. Bismillahirrahmanirrahim. Ne oluyor Nilay? Bu ailenin en biricik, en favori gelini benim. Demin bu annen tarafından tescillendi. O ne demek Nilay ya? Duayı saydırdı durdu. Açtı ağzını yumdu gözünü. Bu demek oluyor ki ben bir numarayım. İyi. Hayırlı olsun. Ne diyeyim? Tövbe bismillah. Bu ne Nilay? Annene göre pençe. Sana göre ne? Ya kuaför de yaptırdım, heves ettim. Ama az daha cehennemi garantiliyordum. Ya bununla abdest alınmıyormuş. Yarın ilk işim çıkartmak olacak. Çok korkunç gözüküyor ya. Aslında başka bir hayatta çok güzel olabilirdi ama... daha toplum buna maalesef hazır değil. Hele bizimkiler hiç değil. E babama ne diyeceğiz? Görmeyecek. Ben bir çözüm buldum. Çocuklar, yemek birazdan hazır olur. Bu arada yarın bebek odası da geliyor.
Anneciğim. Ya. Ay. Ay 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 ay, yavaş kızım, pençelerim batıyor. Hadi.